Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, gününüz güzel geçiyordur. Bu videoyu normalde çok daha erken açacaktım, kusura bakmayın ama ancak vaktim olabildi. Ama kendimi affettireceğim, çok güzel bir videoyla geldim. Bugün arkadaşlar sizlere uygulamalı olarak program nasıl hazırlanır, bu süreçte etütlerimizi nasıl yapmalıyız, konuları nasıl dağıtmalıyız ve konular nasıl yetişir? Aslında bunların hepsine çare bulacağınız bir video olacak ve ücretsiz koçluk vermiş gibi olacağım arkadaşlar. Çünkü ben sizlere bu süreçte gerçekten hani neyin nasıl yapıldığını, hani nasıl kelimesinin açılımını göstermek istiyorum. Çünkü artık şeyden ben de bıktım. Yani işte soru bankası çöz, denemeye geç, bunu yap, hani öyle olmuyormuş. Yani bir şeyleri böyle gerçekten detaylıca anlatmak gerekiyor, göstermek gerekiyor, uygulamalı olarak yapmak gerekiyor. Öğrencinin daha sonrasında ben hani kafasındaki soru işaretlerinin kalkacağını az da olsa düşünüyorum. Yani buradaki önemli noktalardan birisi tabii ki motivasyondur, işte sizin sağladığınız disiplindir. Ama bana göre programın da çok çok büyük bir etkisi var. Tabii ki bunlara uymanız, kendinizi motive etmeniz çok çok önemli. Ama arkadaşlar dediğim gibi programınız sağlam olursa çalışma düzeyiniz, motivasyonunuz da bana göre o oranda artacaktır. Çünkü güzel programı olan bir öğrenciyle hiç program yapamayan, düzeni oturtamayan bir öğrenci arasında dağlar kadar fark var açıkçası. Videoma geçmeden önce puan eğitimden bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Burada puan eğitimde, bunu yine videomuzda da kullanacağız, tekrar sistemleri çok çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Burada özellikle Türkçe kısmı şu an ücretsiz arkadaşlar. Bir denemek için bakabilirsiniz. Örneğin ses bilgisini bitirdin. Ses bilgisini haftalık tekrar etmek için, haftalık tekrar programına koymak için 5 dakika serisiyle her yerde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada sizlere bir de tavsiyem, online denemeleri de var. Bunlara da katılabilirsiniz. Birçok öğrencinin de katıldığı. Özellikle canlı dersler var. Canlı ders dinlemek istiyorum diyenler katılabilir. Veya arkadaşlar soru çözümleri var. Bunlara da katılabilirsiniz. Ve bunlara online olarak erişebilirsiniz. Puaneğitim.com'dan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Burada 5 dakika serisi dediğim gibi sizlere çok faydalı olacaktır. 5 dakika serisiyle haftalık tekrarlarınıza dediğim gibi koyabilirsiniz. Burada özellikle sözel derslerde bana göre çok faydalı olacaktır. Özellikle eşit ağırlıkçıları bana göre büyük bir külfetten kurtaracaktır. Edebiyat, tarih adına arkadaşlar. Sayısalcıları da biyoloji için tercih edebilirler. Umarım sizler için faydalı bir platform olur. Burada arkadaşlar şimdi isterseniz hemen videoma geçelim. Uygulama olarak anlatacağım. Umarım hepiniz için çok verimli bir video olur. Şimdi arkadaşlar başlayalım isterseniz. Daha net görebilmeniz için birazcık uzaklaştırdım. Yakında parlıyor çünkü. Umarım şu an sizler için güzel görünüyordur. Etütlerle başlayalım diyorum arkadaşlar. Şimdi etütler kısmında mutlaka ama mutlaka senin minimum bir çalışma saat düzeyin olacak, tamam mı? Burada bizim belirlediğimiz sistemde 6 saatlik bir düzen. Burada 1,5 saatlik 4 tane etüt yapacaksın. Bu senin minimum çalışma düzeyin olacak. Peki minimum çalışma düzeyi ne demek? Yani ben o gün çok fazla çalışmadım dediğin günde bile aslında sen 6 saat çalışmadın olacaksın. Ve burada arkadaşlar dediğim gibi 4 tane etüt yapın. Yani bu 5-6'ya çıkmasın. Mutlaka 4 tane 1,5 saatlik. Buradaki 1,5 saatte her zaman masanın başında tamamen 1,5 saat oturmasın diye bir şey yok. Ama az sonra anlatacağım. Başka şeyler çok etkili olacak. Yani buradaki hem çalışma düzeni oturtma hem masaya oturmayı sevme konusunda bana göre çok etkili bir yöntemdir bu etütlerle oturmak. Ve bu etütleri de kesinlikle çok ciddiye almanız gerekiyor. Dediğim gibi benim çok çalışmadığım dediğim günlerde bile çalışma saatim 6 saatti ve bunu 1,5 saatlik 4 tane etüt şeklinde yapıyordum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim minimum çalışma düzeyimiz. Burada arkadaşlar sizlerden sonraki isteğimizde 2 tane daha ek etüt yaparak buradaki bir tanesi 60 dakika, bir tanesi 60 dakika olmak üzere toplamda 2 saat daha ekleyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar verimlilik düzeyidir. Yani 6 saatin üstüne çıktığınız zamanlarda da mutlaka 2 tane fazla etüt yapabilirsiniz ama bunların hepsi 90 dakika şeklinde olmasın. Örneğin sen bunu sabahtan başladın, 6 saat şeklinde çalış ama daha sonrasında buradaki 2 saatliği de ekleyerek daha sonra akşam çalışmışsındır. Bu senin verimlilik düzeyindir. Eğer çok kastığın zamanlarda özellikle Ramazan düzeyinde çalışacaksan sana tavsiye ettiğim yöntem de maksimum düzeydir arkadaşlar. Burada kesinlikle saatlere göre program yapmayın. Yani sabah 9'da uyanacağım, 10'da şunu yapacağım, 11'de matematik çalışacağım şeklinde programlar yaparsanız kesinlikle çalışma düzeniniz çöp olur arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kesinlikle saat ayarlamamak. Sadece müsait olduğunuz zamanlarda programınızı aniden başlamaktır. Etüte başlamaktır. Burada saat kaç olursa olsun etüte başlayın. 1,5 saatlik sürede neler yapabiliyorsunuz, neler sığdırabiliyorsanız sığdırmanız gerekiyor. Örneğin Türkçe de bitti. Senin kaldığı 20 dakikan. O 20 dakikada istersen 3-4 tane soru çöz. Yine de çöz arkadaşım. Çünkü bu seni gerçekten masanın başına itecek ve sorumluluk sahibi olduğunu göreceksin. Buradaki ders dağılımlarına baktığımızda sözel ve sayısal derslerimiz var biliyorsunuz ki. Bunları nasıl dağıtmalıyız? Etütlerimizi özellikle. Şimdi etütlerde sizlere kesinlikle bakın geri dönelim tekrar.
Etütlerde sizlere kesinlikle tavsiye ettiğim bir kısım var arkadaşlar. Örneğin birinci etütte sözel dersler yapmanızı tavsiye ederim. Sabah mesela paragraf çöz, ardına mesela coğrafya çalışabilirsin, işte Türkçeden dil bilgisi çalışabilirsin veya sözel derslerin vardır. Örneğin sayısallar, biyoloji çalışabilir gündüz. Daha sonrasında arkadaşlar hemen mesela paragraf falan çözdün ya, ikinci etütte mutlaka ama mutlaka matematiğe veya geometriye geçin. Yani sözel bir dersin ardına sayısal, sayısal bir dersin ardına da sözel koyun. Mesela bir ikinci etütte şey yaptın, geometri yaptın diyelim ki, üçte de soru çözümünü yaptın, tamam mı? Dördüncü etüte matematik koyma. Dördüncü etüte sözel anlamda gördüğün bir dersi koyabilirsin. Beşinci etüt kısmına geldiğinde matematikçe çalışacaksın diyelim ki o gün. Yani çok fazla çalıştığını düşünelim. Beşinci etüte geldiğinizde arkadaşlar burada kesinlikle yapmanız gereken olay buraya sözel bir ders koymaktır. Yani matematik, 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 hani bu şekilde gitmeyin. Matematik, Türkçe, hani böyle böyle gidin arkadaşlar. Şurada gösterdik. Pazartesi kısmında örneğin bakın sabah Türkçe çalıştık ya, bakın. Mesela pazartesi günü sabah Türkçe çalıştık. Sonrasında matematik çalıştım. Sonrasında coğrafya çalışmışım. Sonrasında geometri. Burada yaptığımız olay sözel ve sayısal ağırlığını, yani buradaki sözel ve sayısal derslerin ağırlığını yumuşatmaktır. Günü yumuşatmak aslında. Burada bu sizin motivasyonunuzu çok etkileyen bir olaydır. Bu yüzden arkadaşlar bunlara kesinlikle, bu dağılımlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı derslerde geometri olabilir bu, fizik olabilir, sayısallar özellikle. İki günde bir koymanızı tavsiye ederim. Veya her dersi her gün aynı anda çalışmak zorunda değilsin. Örneğin her derse başlamışsındır. TYT'nin her dersini çalışmak istiyorsundur. Fen derslerini de çalışmak isteyen bir eşit ağırlıkçısındır. Burada yapmanız gereken olay kesinlikle ama kesinlikle şey değil, işte her gün ben tüm dersleri çalışayım değil. Bunları günlere bölmektir. Örneğin pazartesi günü Türkçe çalışıyorsan salı günü tekrar Türkçe çalışmayabilirsin. Salı günü coğrafya çalışırsın. Çarşamba günü Türkçe çalışırsın. Yani araya bir gün koyarak da programlarda konuları yetiştirme ihtimaliniz çok çok yüksektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik asıl kısma, yani programınızı oluşturacak asıl kısım aslında burasıdır. Yani olay aslında burada başlıyor ve burayı bitirmekle başlıyor. Şimdi ilk başta ne yapman gerekiyor? Ben hemen öğrenciyim. Ben kaynaklarımı alacağım, önüme sereceğim, tamam. Benim tüm kaynaklarım bunlar ve ben TYT'yi bitirmeye çalışıyorum. Burada 2 aylık süreç verdim kendime veya 3 aylık bir süreç verdim diyelim ki. Burada ben TYT'yi bitirmek istiyorsam veya konuları bitirmek istiyorsam, programda ilerlemek istiyorsam kesinlikle yapmam gereken şey elimdeki tüm kaynakları, deneme olsun, paragraf olsun, her şeyi arkadaşlar kaynak olarak listelemek, isimlerini yazmak ve bu kaynaklar benim seviyeme uygun mu, bunları tespit etmek. Örneğin arkadaşlar ben mesela matematik iki kaynak belirledim. Bunlardan bir tanesi matematik necis. Daha sonrasında orijinal yazmışım. Burada ben demek ki temel bir öğrenciyim. Önce yeni nesil bir kaynak, hani yeni nesil ama kolay olan bir kaynakla temel atacağım. Daha sonrasında zor bir kaynakla kendimi zorlayacağım. Bu süreçte iki tane kaynakla ilerleyeceğim diye düşünebilirsiniz. Buradaki arkadaşlar ortalama yazdığım sorularda mesela bir konu için ortalama soru belirledik. Programda anlayacaksınız zaten bunu neden yazdığımı. Örneğin mesela Türkçe'de bir konu bitirdiysem onlarla 100 soru koymuşlar diyelim ki. Yani bunu ortalama olarak yazdım ki kafanızda net olarak daha canlansın diye. Bir de arkadaşlar ikinci kısmımız da şurasıdır ki kesinlikle izleyeceğin kanalları belirlemek. Burada tabii ki Emel Dal da olacak ama oraya yazmadım tabii ki. Tavsiye adına da şuraya Emel Dal yazabilirsiniz. İzleyenler varsa da teşekkür ediyorum. Zaten bu videoyu izliyorsanız daha çok teşekkür ediyorum. Ya beni sevenlere de çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar burada izleyeceğiniz kanallar da kesinlikle listelenmesi gerekiyor ve bunlar benim seviyeme uygun mu? Bunları da hani denemeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar çoğu arkadaş hani hoca popüler diye, hocanın abonesi çok diye onu dinlemeye çalışıyor falan. Yani burada gerçekten dinleyeceğiniz hoca sizin sene boyunca arkadaşınız, yani yol arkadaşınız olacağı için arkadaşlar kesinlikle anlamanız gerekiyor. Burada şuraya yazdığım videolar kısmında şu an belki kafanızı karıştırmış olabilir. Buradakilerde arkadaşlar mesela ben pardon programa geçtik. Mesela ben ses bilgisini bitireceğim. Ses bilgisinde Kadir Gümüş diyelim ki buraya kaç video koymuş? 3 video koymuş. Hani bu şekilde 2 video koymuş şeklinde hani kafanızda bunları canlandırabilirsiniz. Şimdi asıl kısma ve benim en sevdiğim kısma geldik arkadaşlar. Şimdi burada size sözel sayısal dağılımını da anlatacağım. Burada güne nasıl yayabiliriz? Bu 1,5 saatlik sürelerde ne kadar verim alabiliriz? Bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar her güne 20 paragraf, bakın iki şekilde ayırdım. Şöyle daha net görün diye büyüttüm. Yani 7 gün normalde. Her güne 20 paragraf koyuyorsun. Sadece pazar günü dinlenebilirsin. Pazar günü koymaman gerekebilir. Burada 20 paragraf çözerken kesinlikle öncelikle 1,5 saatlik etütünü başlattın. 20 paragrafı çözdün. 20 paragraf ne kadar sürede biter? Yarım saatte biter diye düşünüyoruz. Daha sonra senin süren kaldı. Ne yapıyorsun arkadaşım? Türkçeden aç videonu izle.
Şimdi burada Türkçe'ye bakalım isterseniz. Türkçe'de örneğin konumuz ses bilgisi olsun. Ses bilgi, yani Kadir Gümüş için ne demiştik? Yani bir konu 3 videoda bitiyor demiştik. Bakın pazartesi günü bir video dedim, not al tekrar et. Buradaki not al kısmını da kesinlikle etüt içerisinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve buradaki not almalarda, çalışmalarda, tekrar etme düzeylerinde arkadaşlar sizlere tavsiyem bunlara inanılmaz bir süre harcamamanız ve böyle hani notlara özenin ama bazı arkadaşlar mesela 5-6 saat boyunca not alıyor sadece. Yani not almak ders çalışmak değildir. Örneğin bir konuyu çalışırken Türkçe diyelim ki ses bilgisini çalışıyorsun. Ses bilgisini çalışırken kafanda olması gereken düşünce şudur. Ses bilgisi ÖSYM'nin sınavlarında karşıma nasıl soru tipleriyle gelecek? Yani o şekilde, yani sınav odaklı çalışırsanız aslında başarılı olursunuz diyebilirim. Burada bakın çarşamba gününe kadar benim konularım bitti. Yani çarşamba gününde benim konularım bitti. Perşembe gününe geldiğimde bilgisayar manda kaç soru vardı? 100 soru vardı. Ses bilgisi adına diyelim ki konuyu ses bilgisi belirledik. Sıfır öğrenciyim ben çünkü. Burada 50 soruyu perşembe gününde çözdüm. 100 soruyu bir anda çözmem belki programımda beni yorabilir. Burada perşembe günü 50 sorum bitti. Cuma gününe geldiğimde 50 soruyu bitiriyorum. Peki cumartesi neden Türkçe çalışmıyorum? Cumartesi çalışmamamın nedeni ben sözel ders olarak haftanın paragraftan sonraki sözel dersimi Türkçe belirlemiştim. Haftanın 5 gününde. Daha sonrasında haftanın diğer gününde, yani kalan 2 günde de coğrafya koydum. Çünkü sözel dersi değiştirirsek kafamız da toparlanır. O yüzden buraya coğrafyadan 2 video şeklinde yazdık. Coğrafyada zaten 75 soru belirlemiştik. Hemen konunun ardına veya 50 soru arkadaşlar çözebilirsiniz. Yani burada soru sayıları da çok önemli değil. Kaynağında ne kadar soru varsa kesinlikle çözmen gerekiyor. Yani kaynaklarınızda bir tane bile soru kalmayıncaya kadar bitirin arkadaşlar. Sizlere çok faydalı olacaktır. Geldik arkadaşlar matematik kısmına. Şimdi matematikte her konu adına kaç video var demiştik? 4 video var demiştik. Örneğin konu olarak ne çalışalım? Üslü sayılar çalışalım. Üslü sayılardan 2 video izledim. Daha sonrasında bakın soruları da hocayla birlikte çözün. Mesela YouTube'dan izliyorsanız video ders defterini alın. Videoları durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Çarşamba gününe geldiğimde ne yapmışım? Çarşamba günü matematik enerji kaynağım vardı. Benim bunun içerisinde 100 tane sorum var. Bunu ben 2 güne bölüyorum. Yani 10 tane testim var diyelim ki. Her birinde 10 tane soru var. 100 soru var toplamda. Ben buradaki 100 soruyu bölüyorum. 50 soru 50 soru şeklinde çözüyoruz. Yani 5 test 5 test çözüyoruz. Perşembe gününde matematik enerji bitti. Cuma gününe geldiğimde benim elimde ne varmış? Bakın arkadaşlar orijinal varmış matematikte. Onda da 100 soru var. 50-50 çözebilirsiniz. Veya size zor geliyorsa 30-30-20 şeklinde veya işte hani yüzü mesela nasıl böyle 40-40-20 pardon 30-30-20-80 oluyor. 40-40-20 şeklinde çözebilirsiniz. Burada seviyenize bağlı olarak arkadaşlar bu testleri bölebilirsiniz. Mesela çok fazla test varsa, soru sayısı varsa bunları kesinlikle zorluk seviyesine göre, sizin temel seviyenize göre bölmeniz gerekiyor. Bazen bir konuyu çalışma süresi bir haftanın da fazla üstünde çıkabilir arkadaşlar. Ama ideal olan arkadaşlar yani bir konu için soru çözümleri dahil olmak üzere bir haftadır ki bana göre çok fazlasıyla oturur ve kaynak olarak da soru çözüm olarak da fazlasını görürsünüz. Burada 100 soruyu ben temsili olarak koydum dediğim gibi. Daha sonra şimdi geometriye geçtik. Bakın gün sırasına baktığınızda Türkçe'yi çalıştık ya, matematik çalıştık. Matematiğin ardına ben geometri koymuşum. Ama burada mesela şunu da yapabilirsiniz. Mesela geometrinin önüne kimyayı da koyabilirsiniz. Yani bu şekilde dağıtım da yapabilirsin ama matematiğin ardına geometri çalışmak seni çok fazla yormayacaktır. Burada dediğim gibi matematikte video izledin ya, geometride de izleyebilirsin. Yani soru çözümünün ardına belki video izlemek seni sıkabilir. Ama burada arkadaşlar dediğim gibi dağılımı iyi yaptığınızda, yani gün sırasını iyi belirlediğinizde kesinlikle zorlanmayacaksınız. Geometriye geldim. Geometride bir konuyu bitirmek adına benim kaç videom vardı dediğim gibi arkadaşlar. Burada da geometri adına 5 videom var. Şimdi ben bu 5'i 3 ve 2 şeklinde bölüyorum. Yani 3 mesela 2-2-1 şeklinde bölerseniz konu uzar. Burada mesela 2-2-1 şeklinde de bölebilirsiniz. 1 şeklinde böldüğünüzde şurada soru çözümü de yapabilirsiniz. O da mesela konuyu daha diri tutmanızı da sağlayacaktır. Ben 3'e 2 belirledim daha hızlı bitsin diye. 3 video izliyorsun. Salı gününe geldin 2 video izliyorsun. Konun bitti. Video ders defterindeysen kesinlikle oradaki soruları tekrar edeceksin. Çarşamba gününe geldiğinde geometrinin ilci kaynağında kaç tane soru var? 100 tane soru var. 50-50 şeklinde çözdüm. Haftanın 4. gününde bitti. Haftanın 5. gününe, yani cuma gününe geldiğimizde orijinal kaynağım kaldı benim evimde. Geometri soruları birazcık daha zor olduğu için bunu 40-40-20 şeklinde bölebilirsiniz. Veya sizler için en uygun şekilde bölebilirsiniz. Mesela 30-30-40 şeklinde de bölebilirsiniz arkadaşlar. Geometride mesela konun bitti ya, sonra hemen yeni konuya başla. Yani hiç şey yapma. Mesela pazar gününü birazcık dinlenme günü seçtim ben. Burada mesela geometri koyabilirsin. Matematik koymamanı tavsiye edebilirim. Yani haftanın sonunda biterse arkadaşlar matematik adına tekrar yapabilirsin. Veya elinde kalan soruların çözümlerini dinleyebilirsin. Burada dediğim gibi hemen konu bitti. Onun ardında boş durma. Kesinlikle yeni konuya başla. Geometri çünkü süreklilik isteyen bir derstir. Haftanın ilk günlerine geldiğimizde TYT kimya, TYT biyoloji ayrımı, fen koyduk. Yani burada TYT bitirmeye çalışıyoruz ya.
Burada TYT kimyada bir konunun bitmesi için bir video gerekiyor. Bir konunun bitmesi için bir video gerekiyor. Ardından soruyu çözdüm. Bir günde bir konuyu bitirdim. Yani öyle düşünün. Konu başlıkları var zaten kimyada. Ardına TYT biyoloji koydum. Yani diğer güne biyoloji koyduk. Bunun nedeni bu dağılımları iyi yapmak. Mesela TYT kimyanın olduğu güne biyolojiyi koymasanız çok daha iyi olur. Veya TYT fizik varsa TYT biyoloji koymanız çok daha mantıklı olur. Sayısallar özellikle. Yani her yere böyle sayısal olan arkadaşlar burada düzenlemeyi çok güzel yapmalılar. Örneğin sayısal arkadaşlar TYT kimya ile TYT fiziği aynı güne koymasın. TYT biyoloji ile fiziği aynı günde çalışabilirsin. TYT kimya ile de biyolojiyi aynı güne koy. Yani TYT fiziğin olduğu yerde kimya olmasın. Çünkü programın birazcık daha ağırlaşır. Biyoloji birazcık daha ezber bir ders. Gerçi biyolojide zorlanan kişiler de var. Sözel olduğu için. Ama arkadaşlar özellikle eşit ağırlıksanız kesinlikle şimdiden çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü fen sizleri çok çok öne atacaktır. Burada aralara bir gün koyarak bakın bir sürü konu bitirdiğinizi görebilirsiniz. Burada da biyolojileri böyle koyduk. Yani burada arkadaşlar aslında programdaki temel amaç dağılımları iyi yapmak ve yavaş yavaş gitmek. Yani mesela programda şey yapmayın arkadaşlar. Mesela bir gün diyelim ki matematikte 3 video ardında 100 soru falan. Hani o şekilde yaptığınız zaman sadece paragraf ve matematik çalışmış olursun. Bu da sizlerin programını verimsiz kılar. O yüzden arkadaşlar yavaş yavaş sürece yayarak giderseniz bir haftalık süreçte her dersinizi aslında devamlılıkla bitirmiş olursunuz. Yani burada dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi buradaki sürekliliği sağlamak ve yavaş yavaş gitmek, kademe kademe arttırmak. Tabii ki buradaki çalışma sürelerini, çalışma saatlerini ve ders sayısını arttırmak da sizlerin daha sonrasında dersi sevmesiyle oluşacak bir durumdur arkadaşlar. Haftalık tekrarlar kısmına geldiğimizde burada örneğin biyolojide okumalar yapabilirsiniz. Türkçede çözemediğiniz sorulara bakabilirsiniz. Matematikte mesela çözemediğin sorulara, boşlarına mutlaka bak. Yanlış yaptığın soruları bir daha çözmeye çalış. Mesela Türkçede ses bilgisini bitirdin diyelim ki sana ilk başta dediğim gibi puan eğitimin sistemine gir. 5 dakikada Türkçe serisiyle bitir. Yani bu şekilde arkadaşlar tekrarlar yaparak da konuları kafanızda canlandırabilirsiniz. Bu tekrarları haftalık olarak veya 2 haftalık sürece yayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler için çok çok verimli bir video olmuştur. Umarım sizler için çok verimli bir video olmuştur arkadaşlar. Bana göre çok verimli bir video oldu. Yani çok detaylara değindim. Biraz hızlı konuştum, kusura bakmayın. Ama konuşmam gerekiyordu. Video çok uzayınca izlenmiyor. Ve sizleri de çok sıkmak istemedim. Zaten bu PDF'i aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Ama PDF'e gerek kalmadan bana göre anladığınızı düşünüyorum. Yani o dağıtımı kesinlikle yapabilirsiniz bana göre artık. Sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz videolar varsa program yapma videosunu çektik. Programlar da gelebilir sizlere arkadaşlar. Bu süreçte ben size destek oluyorum. İnşallah hepiniz bu süreçten başarılı olarak çıkarsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.